İnternet altyapısı ile ilgili sıkıntı ortada. Online eğitim olmadı, yürümedi. Şimdi halk eğitim kurumlarında önümüzdeki haftadan itibaren dersleri başlatıyorlar. Zira o kurumlardaki eğiticilerin pandemide ne yapacağı kimsenin aklına gelmemişti. Dersler online'da yapılamıyordu ve aylarca maaş almadılar. Nihayet gelecek hafta başlıyor. Hani bir taraftan da Türkiye'nin internet altyapısıyla bu kadar gurur duyar ve anlatırken ne kadar eksiğimiz olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Umarım düzeltilir. Çok para ödüyoruz. Telekomünikasyona çok para ödüyoruz. Elektriğe çok para ödüyoruz. Elektrik dağıtım şirketlerine veriyoruz. Faturalarımızda şöyle ben her ay detaylıca inceliyorum. Sizin de öyle yaptığınızı biliyorum. Neye ne kadar vermişiz elektrik faturasında, nereye ne vermişiz diye. O kadar çok kalemde para alıyorlar ki bizden bu elektrik dağıtım şirketleri. O şirketlerin sahipleri de belli zaten. Sağdan sayın 10 kişi, soldan sayın 10 kişi. Devletten başka da ihale, başka ihaleler de alanlar. Çok iyi ekonomimiz diye bakanları alkışlayanlar. Onlar hep bu elektrik dağıtım şirketlerinin sahipleri. Özelleştirildi bu iş. Aldılar işi, çok da karlı bir iş, onunla da yetinmiyorlar. Şimdi Sayıştay raporlarına göre bu elektrik dağıtım şirketleri devlete ait lojmanları kullanıp kiraya verip bir de onun parasını ceplerine atıyorlarmış. Raporlar öyle söylüyor. Mesela ben 120 lira ödüyordum, şimdi artık 350 liradan aşağı gelmiyor elektrik faturam için. 250 geliyor ki biz iki kişiyiz, ha, düşünün. Yaksan da yapmasan da 400 geliyor. Biz elektrikle de ısındığımız için artık şeyle dolaşıyorum. 3 kat kıyafetle dolaşıyorum, lahana gibi. Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe zam yapılıyor. Elektriğe de %5.75'lik bir zam geldi. Vatandaş elektrik faturalarını ödemekte zorlanırken elektrik dağıtım şirketlerinin sahip olmadıkları devlet taşınmazları üzerinden kira ve reklam geliri elde ettiği ortaya çıktı. Fatura ödeyeceğim şimdi, onun için geliyorum buraya. Şurada ödeme yeri var, bilirsiniz. Oraya faturamı ödeyeceğim. Cebimde 100 lira var, borç aldım birisinden. Artı borç aldım ki onu ödeyeyim diye. Çünkü bunu şimdi ödemezsem bir dahaki ay bir daha üstüne binecek. Onu hiç ödeyemem bu sefer. Şimdi bu 200 lira, 200 lirayı 250 liraya ödeyeceğim mecburen. Yani borç alıp ödüyorum. Yani ne yapayım? Yok, başka çarem yok. Elektrik dağıtım hizmetleri dışındaki bu mülk üzerindeki diğer gelirlerin, örneğin kira geliri, reklam geliri gibi diğer gelirlerin TEDAŞ'a devredilmesi gerekiyor. Hep karanlıkta oturuyoruz, yaşıyoruz. Devamlı düğmeleri kapatıyoruz. Bu zamları yani çekmeleri lazım. Sözcüden Çiğdem Toker, Sayıştay'ın 2019 Türkiye Elektrik Dağıtım raporunda elektrik dağıtım şirketlerinin devlet mülkiyetinde olan bazı tesisleri reklam ve kira geliri amacıyla kullandığını yazdı. Rapora göre elde edilen gelirlerden TEDAŞ'a herhangi bir bedel de ödenmemiş. Bir kamu kurumu olan TEDAŞ bu konudaki hakkını, hukukunu aramadığı gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da bu konuda maalesef kamu lehine bir adım atmadı. İş yok, güç yok. Millet açlıktan ölüyor. Bunlar hep zam yapıyorlar. Akşamları loş ışıkta oturuyoruz. Bilemiyorum yani. Bir çamaşır makinesi çalışıyorsa çalışıyor. Bir bulaşık makinesi. Yani normal evde kullandığımız şeyler. Diğer yandan TRT payı ve enerji fonu gibi ek ödemeler faturaları zaten kabartıyor. Hepsi alt alta toplandığında tutarlar kimi zaman bir ev kirasına ulaşıyor. Çünkü Türkiye'deki 44 milyon elektrik abonesinin elektrik faturası üzerindeki yüklerin azaltılması ve kamuya ait olan bu gelirlerin kamuya devri için ciddi bir çaba sürdürüyoruz. KDV, o, bu, şa falan filan hep gönderiyor vatandaşa. Vatandaş da kuzu gibi ödüyor.